Selam Yüksek Frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en güçlü el konsolu olarak tanıtılan ROG Ally modelli cihazı inceleyeceğiz. Millet çatır çatır Windows 11'de test edip güncel oyunları oynarken ben 27 yıl öncesine dönmüştüm. Oh be, huzur buldum. Özellikle beni büyüleyen ses kalitesi noktasında gerçekten içinizi açabilecek mi? Hepsine parmak basacağım. Bu noktada tek bir beklentim var, videoyu beğenip paylaşmanız, bu kadar. Şimdi isterseniz arkanıza yaslanın da bu heyecanlı serüvene başlayalım. Dostlar, ürün sağlam bir kutuyla geliyor. İçerik olarak da sıra dışı bir stand barındırdığı gibi kitapçık ve adaptörü de unutmamışlar. C tipi güncel, hızlı şarj destekli bir adaptör var. Ürünle ilk temas epey heybetli bulmamla ve plastik gövde kalitesinin sağlamlığını hissetmemle başladı. Farklı tasarım öğelerine sahip beyaz plastik kasa, kavramı güçlendirecek bir yüzey anlayışına sahip. Bence çizikler ayrı bir derinlik de katmış. Ek olarak hafif kavisli keskin hatlar da gözümden kaçmadı. Akranları karşısında 611 gram ağırlığıyla dikkat çektiği gibi tutulan bölgelerdeki inceliği de gayet yeterli. Kasa harbiden bükülme ve eğilmelere karşı dayanıklı bir yapıda olsa da beyaz olduğu için kolay leke ve iz çekebilir. Buna karşın temizliği de kolay olacaktır. Siyah düğmelerin yanı sıra siyah ekran çerçevesi de hoş bir hava katmış. Analog tuş kalitesi ve senkron olabilen RGB hattı beğendim dostlar. Arka kanattaki gökkuşağı gibi parlayan hat da hiç fena sayılmaz. Kasa kalınlığı ne çok ince ne de kalın. Hoparlör hattını bizi çevreleyebilecek nitelikte ön tarafa konumlandırmalarını sevdim. Ekstra tuşlar bir kenara, üst kısımda güç ve medya bağlantıları da mevcut. USB 3.2 Gen 2 ile gelmesi ve yüksek hızlı SD kart yuvası iş görecektir. Arka kanattaki ROG baskısını hava kanalı gibi tasarlamalarını takdir ettim. Ek olarak hava çıkışlarını da kullanmadığımız kısma konumlandırmışlar. Soğutma noktasında bol yapraklı 2 adet fan kullanıyorlar. Şimdi ses açma kapama ve güç tuşuyla birlikte yüksek ışık gücü barındıran bir LED var. Genel olarak ürün güzel bir his bırakıyor. RGB renk kalitesi ve şiddeti de tatmin edici. Neden eylem tuşlarına ışık koymadılar bilemiyorum. Ama olsaydı iyi olurdu. Bu arada SSD'yi değiştirebiliyoruz. Ek olarak ince, geniş büyük bir ısı borusuyla geliyor. PCB kalitesi de güven verdi. Yani uzun süre dayanabilecek bir cihaz imajı var. Geldik eleştirebileceğim noktaya. Arkada ekstradan 3 numaralı tuşlar var. Nedense bana kontrol biraz sert geldi. Ani tepki verebilen ivedi bir tasarım olabilirdi. Diğer tuşlara sözüm yok, gayet analogla birlikte tatmin edici olsa da parlak siyah yön tuşları eliniz yağlıysa biraz kayabilir. Şahsen bu tarz cihazlarda tasarımın öznel bir durum olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sizler nasıl buldunuz, beğendiniz mi, büyük mü buldunuz, küçük mü, lütfen yorum olarak bırakın. Şimdi isterseniz en heyecanlı kısma geçelim. Acaba performansı nasıl? Şimdi dostlar, strateji oyununda elbette fareden yardım almakta fayda var. Burada ayarları yapmadığım için tuşlarla kontrol edemiyorum. Görebileceğiniz üzere. Performansımıza baktığımızda 60 kareye kadar rahatlıkla çıkabildik. Başka bir oyuna geçelim. Evet dostlar, şu anda Cyberpunk'tayız. 1080p orta detaylardayız. Görebileceğiniz üzere 50 kareye kadar çıkabiliyoruz maksimum bir şekilde. Ben açıkçası bu oyunda 720p'de ancak hani 40 fps'in üzerine çıkabiliriz diye tahmin ediyordum. Burada dilim dönmedi. Fakat beni şaşırttı açıkçası. Bununla birlikte sıcaklıklara baktığımda 95 dereceleri gördüğümüzü fark ediyorum. Haliyle frekanslarda etkilenmekte. İşlemcimiz yer yer 4.3 GHz'a kadar çıkabiliyor. Tabii ki ısı arttıkça düşüyor. FSR aktif, FSR 2.1'den bahsediyorum. Ek olarak söyleyebileceklerim bu kadar. Şimdi baktığımızda bir sıkıntı gözükmüyor. Sizinle birlikte 720p'ye çektiğimde ne kadar fark edecek bilmiyorum ama 720p'de bu oyun oynanmaz diye düşünüyorum yani. Oynayacaksan 1080p. Gerçekten grafikler, ekran ufak olduğu için daha keskin ve kaliteli geldi gözüme nedense. Kontrollerden bahsetmem gerekirse harbiden çok hassas ya. Ama bu hassasiyeti beğendim. Yani özellikle dövüş oyunlarında çok işinizi görecektir. Evet sevgili dostlar, şu anda Diablo'dayız. 1080p orta detaylardayız. FSR aktif. Bakalım performans ne olacak.
50 kareye kadar çıkabiliyorum orta detaylarda. Oyunu düşük detaya aldığınız zaman 75 kareye kadar çıkabilirsiniz. Aslında ekran 120 Hz ama genel olarak güncel oyunlarda 120'ye kadar çıkabildiğimi söyleyemem. Ama düşük detay yaparsanız neden olmasın. Bu arada FSR dengeli modda performansı alırsanız daha da fazla katkı sağlayacaktır. Bu arada SSD'miz de 70 derecelere kadar çıktı. Onu da eklemeden geçemeyeceğim. Normalde açık hava alabilen bir kasada 46 derecelerde dolaşabilen bir SSD'den bahsediyorum. İyi performans, gayet iyi. Bir şey diyemem. Mobil kanatta tercih edilebilecek en güçlü işlemcilerden biri olan Z1 Extreme 8 çekirdek 16 izlekle geliyor. 4 nanometrelikte fabrikasyon süreci var dostlar. Tabi 5.1 GHz frekans hızları da unutmayalım. Fakat böylesi minik bir cihazda o kadar yüksek değerlere çıkabilecek mi? Düşük TDP değeri de var. Elbette ön bellek değeri bir X3D işlemci gibi değil. Ayrıca desteklenen teknolojilerde masaüstü kanadıyla da farklılık gösterebiliyor. Sonuçta el konsolu için üretilmiş bir işlemci. Cihazı Steam Deck'te kıyaslamaya gerek bile duymuyorum. Çünkü mimari olarak da daha fazlasına sahibiz. Watt başına performansta RDNA 3'ü es geçemem. Cinebench tekli ve çoklu işlem performansı da Geekbench'i de yansıtacağım. Bununla birlikte dünya geneli performansı da gayet iyi diyebilirim. Cidden işlemci gücü beni şaşırttı dostlar. 3D Mark TimeSpy testinde işlemci genelde 4.5 GHz hızlarda dolaşırken ekran kartı 2300 civarındaydı. RDNA 3 mimarlı grafik kartımız 12 çekirdek barındırıyor. DirectX 12 performansı bize açıkça şunu söylüyor. Ben RX 560'dan daha iyiyim. RX 570 kadar olmasa da iş görürüm. Yani siz bu konsolda 4 sene öncesinin bütün oyunlarını rahatlıkla zaten oynayabiliyorsunuz. İş Cyberpunk ve Last of Us gibi oyunlara geldiğinde düşük ve orta detayda oynayabilirsiniz. Ben şahsen Hitman 3'te çok şaşırdım. 1080p yüksek detay ve ışın izleme açıkken akıcı bir performans sergiledi. Işın izlemeyi ve gölgeleri kapattığınızda 100'e kadar çıkabilir. Geldik FreeSync Premium özellikle ekrana. Gündüz otobüste ya da yolculuk yaparken çok cazip gözüküyor. Gerçekten canlı bir ekranı var. Tabi aşırı yüksek parlaklıklarda mavi gibi renkler hafif doğallığını yitiriyor. Fakat genel olarak renklerdeki o soft dokunuş hoşuma gitti. IPS panelin keskinliği ortalama düzeyde fakat performansı harbiden iyi. Tepkileri beğendim. Dünyanın ilk Windows tabanlı oyun bilgisayarı olarak lanse edilen cihazın 120 Hz sunması da yeterli. Genelde telefonlarda mobil oyunları 60'da 90 arası oynuyoruz. Bu çıtayı bayağı bir yükseltmiş. Zaten bütün mobil oyunları bunda rahatlıkla oynarsınız, onu es geçiyorum. Asus Armor Create uygulamasında yapabileceklerinizden bahsedeyim. Bununla birlikte Majosus'u da eklemeden geçemeyeceğim. Bununla çok rahat tek tıkla güncelleme yapabiliyorsunuz. Hatta kullanan birkaç arkadaştan duydum, %20 performans artışı bile görmüşler. Şimdi oyun kütüphanesi ve sistemin çalışma modlarını ayarlayabiliyorsun. Mesela ister turbo istersen de manuel olarak donanım ve fana müdahale edebiliyorsun. Adaptörle kullanıldığında elbette otomatik turbo modunu ayarlıyor ve gücümüz artıyor. Ek olarak ekrandaki kolay ayar menüsü tek tuşta büyük bir gam sunuyor bizlere. Sistem durumu, ek ayarlar, özelleştirme gibi detaylar var. Parlaklıkla sesle birlikte aklınıza gelebilecek hemen hemen her
şey var. Ekran kartı belleğini 4 ya da 8 olarak da belirleyebiliyorsun. Fakat içerisinde 16 yerine 32'lik 6400 bellek olmasını isterdim. İşte o zaman 8'i seçerdim. Bu arada ben de AMD süper çözünürlük otomatik olarak aktifti. FSR ayarı da gördüm. Ek olarak cihazı ilk aldığınızda abi ben buna nasıl Steam atacağım ya da nasıl oyun kuracağım diye kara kara düşünmenize gerek yok. Kocaman bir menü var. Oradan ister Epic Games'i indir, istersen 3 aylık ücretsiz Game Pass avantajından faydalan. Ek olarak tuşlara ayarlama imkanı sunmaları da hoşuma gitti. Konsol boşta ortalama 56 derece civarında çalışıyor. Buna karşın kasada elde herhangi bir sıcaklık hissetmedim. RGB sessizdi. Yük altında ise senaryo biraz değişiyor. 3E'li Asus'un Sub notebooklarını hatırlarsınız. Bir dönem piyasadaydı. Onlardan daha sessiz buldum. Yine de şiddeti biraz hissettiriyor olsa da 49 desibel gayet düşük. Sonuçta içerisinde güçlü bir işlemci var. Eleştirebileceğim kısım yük altında işlemci 95 dereceleri görebiliyor. Gerçekten ısınıyor. Yüzey sıcaklık ölçümlerinde ön yüzey ve ekranda ağır yükte dokunmatik panelde dolaşan parmaklarınız hafif de olsa sıcaklığı hissediyor. Arkada ise üstte toplanmış. Yani tuşları kullanıp oyun oynadığınızda hemen hemen sıcaklığı hissetmiyorsunuz. Bu açıdan iyi. Bir laptop klavye yüzeyi sıcaklığıyla benzer bir kıvamda. Bellek performansı ve SSD performansını da ekrana yansıtalım. Gen 4 desteklenmesine sevindim. Ama performansımız elbette 4000'in üzerine çıkamadı. Eleştireceğim kısım C tipi bağlantıda dosya aktarırken stabilite kayboluyor. Sabit minimum 400 görmem gerekirken 150 ile 600 arasında inip çıktı. Son güncellemeyle biraz toparladı ama. 300 MB saniyelere kadar SD kart destekliyor. Ben 190 gördüm. İyi bir kart da akar gider. Bence bu cihazda ufak çaplı medya işlerinizi de halledebilirsiniz. Render bile yaparsınız. Ek olarak Windows arayüzü iyi olsa da hafif bir hantallık da yok değil. Birden fazla uygulama açtığımda ufak tefek gecikmeleri de hissetmiyor değilim. Elbette bu durum Windows'la alakalı. Aslında anlatabileceğim çok fazla detay var ama sizleri de sıkmak istemiyorum. Webcam olmasını isterdim. Ayrı bir deneyim yaşatırdı. PD3.0 ve HDMI desteğini de unutmayalım. Ekstra Bluetooth ve Wi-Fi 6E imkanları da tatmin edici. En bomba kısmına geçelim. RTX 4090 bağlayıp 4K oyun bile açabiliyorsunuz dostlar. 40'lık batarya konusunda şunu söyleyebilirim. Turbo mod epey hızlı güç tüketiyor. Sessiz modsa pek oyunlar kısmında yeterli kalmayacaktır. En güzeli dengelemeniz, yoksa aralıksız 4 saat yüksek performans oyun oynayıp bataryada dayansın diyorsanız o iş biraz yaş. Bana 2-2.5 saat arası dayandı. Boşta normal kullanımdaysa ara sıra kullandım, yarım gün yetti. Bence yeni nesil bir powerbank aldığınızda akar gider. Hoparlör performansı cidden şaşırtıcı. Günümüz laptoplarından daha fazla derinliğe ve tiz detayına sahip olması nasıl mümkün oluyor bilmiyorum ama kullandıkları sürücü harbiden kaliteli. Hem müzik ve filmde hem de oyunda harbiden keyif alırsınız. Sonuç olarak şunları söyleyebilirim ki elbette ben de herkesin ulaşabileceği bir seviyede olmadığını biliyorum. Özellikle bütçe olarak çok sınırları zorlamak gerekiyor. Fakat şu gerçeği de ihmal edemeyeceğim. Steam Deck ve benzeri konsollar karşısında gücü yadsınamaz. Ve cebinizde harbiden güçlü bir bilgisayar kontrol üssü taşıyormuşsunuz hissini veriyor. Kafan mı sıkıldı? Aç müzik yap. Video işte. Yayın aç. Ne yapmak istersen yap. Yapabileceklerinizin bir sınırı yok. Emülatör bile kurabilirsin içerisine. Artık hangi oyunları oynamak istersen. Ben şahsen tiz performansına hasta oldum. O yüzden frekansın seçimi ödülü vermeyi layık buldum. Son olarak RTX'leri de yerleştirdim ki tercih her zamanki gibi size kaldı. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.